Adam yere bir çivi çakıp çiviye bağladığı bir iple simetrik bir çember çizdi. Çemberin içini kazarak kenarlardan başlayıp merkeze doğru derinleşen bir çukur haline getirdi. Sonra çukurun tam merkezine bir demir çubuk çakıp, demir çubuğun üstüne hilal şeklinde kesilmiş bir tahta yerleştirdi. Bu hilal şeklindeki tahta çukurun tam simetrik bir çukur ayna olmasını sağlayacaktı. Tahtanın kenarına kum döküp tahtayı yavaş yavaş döndürmeye başladı. Yeterince kum döktükten sonra tahtayı sürekli döndürüp simetrik bir çukur elde etti. Sonrasında haç haline getirdiği alçıyı kürek yardımıyla döküp tekrar helal şeklindeki tahtayı döndürerek alçıdan yuvarlak ve iç bükey bir çukur elde etti. Ertesi gün alçı kurumuştu. Zımpara kağıdı yardımıyla alçıda oluşan pürüzleri silerek dümdüz bir zemin elde etti. Sonrasında simetrik iç bükey çukurun içine sermek için dilim şeklinde 8 tane branda parçası kesti. Bu dilim şeklinde branda parçalarına reklamcıdan aldığı yapışkan ve ayna gibi yansıyan naylon kağıtlar yapıştırdı. Bu dilim şeklindeki ışığı yansıtan 8 parça brandayı çukur şeklinde yaptığı düzeneğin içine teker teker yapıştırdı. Buradaki amaç güneşten gelip düzeneye çarpan bütün ışınları geri yansıtıp bir noktaya toplamak. Bir noktaya toplanan ışınlar düzeneğin büyüklüğüne göre 200 ile 1000 derece arasında ısı açığa çıkaracaktı. Bütün parçaları yerleştiren adam ayağa kalkarak eliyle odak noktasını bulmaya çalıştı. Odak noktasını bulan adam ısı nedeniyle elini bir saniye bile orada tutamıyordu. Isıyı test etmek için çaydanlığına su doldurup tam odak noktasına denk gelecek şekilde sabitledi. 5 dakika içinde su kaynamaya başladı. Adam bunu fırsat bilip çaydanlığa çay atıp güzel bir çay kaynattı. Bu adamın adı Rampe ve YouTube e kanalında hayat kurtaracak yüzden fazla teknik ve tecrübelerini bizimle paylaşmıştır. Kanalı ziyaret edip beğenmeyi unutmayın.